Her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem Dünya gündeminden önemli haber ve veri başlıklarını sizlerle paylaşacağım ve tabii ki bunların hem piyasaya hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız arkadaşlar. Bu arada dünya hızla geriliyor, sadece pandemi nedeniyle değil aynı zamanda ülkeler arasındaki stres ortamı da kızışıyor, artıyor ve buna bağlı olarak da dünya devletleri pandemiye rağmen hızla silahlanıyor. Buna yapılan harcama her geçen gün biraz daha artıyor arkadaşlar bu çok ciddi bir tehlike sinyali bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 1 trilyon 830 milyar dolarlık silah harcamasından bahsediyoruz. Dünyanın bütün ülkeleri çok hızlı bir şekilde silahlanıyor. Neden acaba? Bunun detaylarını bu videoda sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Bu arada hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan gelen çok önemli haberler var. Tabii ki Türkiye'den de gelen önemli haber başlıkları var. Bunları da değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Rakamlar, tabi rakamları konuşmadan olmaz. Özellikle altın fiyatlarını çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Ve hepinizin kafasındaki büyük soru işareti altının onsu neden düşüyor? Neden? 1760 seviyesine kadar gevşemiş durumda. Acaba Amerikan hazine tahvil faizleri yükseldiği için mi altından bir çıkış var? Yoksa başka nedenleri olabilir mi? Sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Bakın elbette hazine tahvil faizlerinin yükselmiş olması bir cazibe alanı oluşturuyor. Ve yatırımın bir kısmının oraya kaymasına neden oluyor. Ama Asıl sebep bu değil arkadaşlar. Asıl sebep 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin tehlikeye girmiş olması. Hem de çok ciddi manada tehlikeye girmiş olması. Çünkü Cumhuriyetçiler hiçbir şekilde ikna edilemiyorlar. İkna edilememelerin temelinde de asgari ücretin yükseltilmiş olması yani 8 dolar seviyesinden 15 doların üzerine çıkartılmış olması yatıyor. Cumhuriyetçiler maliyetlerin çok yükseleceğini özellikle iş adamlarının bundan çok ciddi manada zarar görebileceğini söylüyor. Onun için de hiçbiri şu an itibarıyla bu teşvik paketini onaylamıyor. Peki cumhuriyetçilerin teşvik paketinden onaylaması önemli mi? 50 tane demokrat yeterli değil mi? Artı bir bir de başkan yardımcısı var biliyorsunuz. 51 kişi yeterli değil mi? Hayır arkadaşlar bu oylamada salt çoğunluk işe yaramıyor. En az 60 oya ihtiyaç var. Yani Cumhuriyetçilerden de en az 10 senatörün okey vermesi gerekiyor ki teşvik paketi geçebilsin. Dolayısıyla şu anda Demokratlar Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalışıyor ama bir tane bile ikna edilmiş Cumhuriyetçi senatör yok. Bu da oylamada büyük ihtimalle olumsuz bir sonuç çıkabileceğini bize gösteriyor ve teşvik paketinin gecikebileceğini bize gösteriyor. Teşvik paketinin gecikmesi de doğal olarak aldım fiyatlarının düşmesini beraberinde getiriyor ve 1760 seviyesine kadar gevşedi. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar öyle ya da böyle yakın zamanda ya da biraz daha uzun bir zamanda bu teşvik paketi geçecek. Bu teşvik paketinin geçeceği ile ilgili haberler geldiği an itibariyle de zaten altın fiyatlarındaki sıçramaları görmeye başlayacağız. Yani bu iş ne kadar gecikirse altındaki yükseliş eğilimi o kadar şiddetli olacaktır. O kadar hızlı bir şekilde kendisini 2000 doların üzerine atacaktır. 2300-2500 dolar hedefine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Keşke bu dönemde teşvik paketleri çıkartılmış olsaydı belki altın biraz daha dengeli bir şekilde yükselirdi. Ama dediğim gibi geciktikçe altın fiyatlarının yükselişi de hızlanacak. Aynı dolarda olduğu gibi hadi dolarla ilgili de büyük soru işaretine cevap verelim. 7.44 seviyesine kadar gelmiş bir dolar kuru var. Ne oldu da bir anda yükseldi sorusuna cevap verelim arkadaşlar. Bir kere uluslararası gelişmeler, Amerikan Hazine tahvil faizlerinin yükselmesi bu açıdan önemli. Yani Türkiye gibi ülkelerde para birimlerinin değer kaybetmesi açısından önemli. Çünkü paranın önemli bir kısmı, büyük bir kısmı Amerika'ya kaçmaya başladı bile. Borsadan çıkışlar var. Hem Türkiye'de hem diğer gelişmekte olan ülkelerde hem de faiz ortamından kaçışlar var. Diyeceksiniz ki biz %17 veriyoruz, onlar %1,5 2 veriyor. Niye onları tercih etsinler? güvenli liman çünkü arkadaşlar pek çok önemli yatırımcı şu anda Türkiye'nin risklerini almaktansa ya da gelişmekte olan ülkelerin risklerini almaktansa güvenli liman olan Amerika'ya gitmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla onlara o 1,5 puanlık faiz ortamı yeterli oluyor. Bir yandan da enflasyon zaten yok. Reel faiz açısından baktıkları zaman da Türkiye ile ya da gelişmekte olan ülkelerle Amerika'nın verdiği faiz neredeyse kafa kafaya geliyor. O zaman da oraya kaçış hızlanıyor arkadaşlar. Anlayacağınız doların yükselmesindeki temel nedenlerden birisi bu. Öbür taraftan tabii ki Türkiye'nin Makroekonomik sorunları nedir bu makroekonomik sorunlar? Enflasyonun hala çok yüksek seyrediyor olması, sanayinin bir türlü canlanamıyor olması, büyümenin gerçekçi olmaması, tabii ki kısa vadeli dış borcun her geçen gün biraz daha artıyor olması ve vadelerinin geliyor olması. Dolayısıyla bütün bunlar toplamda doları yükseliş eğiliminde hızlandırıyor. Bir başka önemli mesele tabii ki cari açık. Bugün dış ticaret verisi geldi arkadaşlar. 3.3 milyar dolarlık bir cari açık Ocak ayı itibarıyla şimdi bu rakam geçen yıla göre biraz düştü kabul ediyorum. Ancak şunu söyleyelim arkadaşlar en düşük seviyesi buysa zaten yıl sonunda çok ciddi bir dış ticaret açığıyla ve dolayısıyla cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla cari açıklıyorum çünkü turizm gelirleriyle daha önceden olduğu gibi kompanse edilmesi mümkün olmayacak pandemi bitme noktasına gelse bile ki mümkün değil yaz ayları itibariyle bitme noktasına gelse bile ülkeler birbirlerine transfer yapmak istemeyecekler. Tam hastalık kontrol altına alınmışken bir daha başımızı niye belaya sokalım diyecekler bir. İkincisi bakın her yerde aşı pasaportu meselesi konuşuluyor ve Türkiye daha doğru düzgün aşılama yapmış değil. Üstelik yaptırdığı aşının dünyada bir geçerliği olup olmaması meselesi de sorgulanıyor. Bu da yine dünyadan pek çok ülkeden Türkiye'ye turist akışının önünde ciddi bir engel olacak ve turizm gelirlerimizde de önemli bir düşüş yaşanacak. Ocak ayı itibarıyla zaten bu düşüşü gördük arkadaşlar. %71.5 oranında yabancı ziyaretçi sayısında düşüş var. Geçen yılki Ocak ayına göre yanlış anlaşılmasın. Yani Temmuz'a, Ağustos'a, Eylül'e göre değil. Geçen yılki Ocak ayına göre %71.5'lik bir düşüş var. Yabancı ziyaretçi sayısında bu Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da çok fazla değişmeyecek. Özellikle Türkiye'nin bu aşı politikası ve aynı zamanda vakat tespit politikası nedeniyle yani çok güvenilir bir ülke olmadığımız ortada yabancılar açısından bakıldığı zaman söylüyorum. Dolayısıyla bunun bedellerini turizmciler de ödemek zorunda kalacaklar. Bir başka önemli gelişme elbette şu S400 meselesi arkadaşlar. S400 ile ilgili Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yine bir açıklama yaptı. Dedi ki S400 mektubuna ABD hala yanıt vermedi. Demek ki bir mektup gönderilmiş ve bu mektupla ilgili de orta yolu nasıl bulabiliriz diye Hulusi Akar beklenti içerisinde. Ama Amerika'nın böyle bir niyetin olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. Gerek Biden gerek Dışişleri Bakanı Blinken çok net bir şekilde S-400'lerin geri iade edilmesi gerektiğini söyledi. Öbür taraftan sadece bununla da işi bırakmadılar. Rusya-Türkiye ilişkilerinin soğutulması, Türkiye'nin bir an önce NATO üyesi olduğunu hatırlaması gerekiyor dediler. Hatta bu arada arkadaşlar hani dedim ya biraz önce sizlere silah harcamaları hızla artıyor. 1 trilyon 830 milyar dolarlık bir silah harcaması var bütün dünyada. Aynı zamanda NATO ülkeleri Türkiye'yi sanki kendi müttefikleri gibi görmemeye de başladılar. Nitekim arkadaşlar NATO ve Amerika Irak'taki asker sayısını 4000'e çıkardı ve aynı zamanda Dede Ağaç'ta öyle bir tatbikat yaptı ki sanki Türkiye'ye gözdağı vermek istercesine. Aynı zamanda Rusya'ya da bir gözdağı verilmek isteniyor. Bakın Biden'ın emriyle Suriye hava saldırısına uğradı. Daha dün gece yarısı itibariyle yanılmıyorsam Biden'ın emriyle Suriye'ye hava saldırısı gerçekleştirildi ve Kremlin tarafından da bir açıklama yapıldı. Suriye'deki durumu çok yakından ve ciddiyetle takip ediyoruz dediler. Şimdilik bu takip ediyoruz açıklamaları geliyor. Yani karşılıklı böyle bir itişme, kakışma durumu var. Sözlü itişme, kakışma durumu var. Ama ilerleyen dönemde bu Rusya ile Amerika arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesi anlamına geliyor. Büyük ihtimalle Suriye üzerinden bir Rusya Amerika çatışması göreceğiz. Sıcak temastan bahsetmiyorum arkadaşlar. Daha çok soğuk savaş günlerine geri dönüyor olabiliriz. Ve bunun da yine ekonomide, piyasalarda, siyasette çok ciddi etkilerini göreceğiz. Türkiye'de ise eğer ki Türkiye Rusya ilişkileri bu sıcaklıkla devam ederse özellikle dolar kuru üzerindeki etkilerini göreceğiz. Daha da hızlı bir şekilde doların yükseldiğini fark edeceğiz arkadaşlar. Öbür taraftan Amerika'da işsizlik maaşı başvurularında keskin bir düşüş var. Bu önemli ve olumlu bir haber. Ancak Amerika'da ekonominin düzeldiği anlamına gelmiyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Aksine Powell açıklama yaptı biliyorsunuz Fed Başkanı ve Amerika'da işlerin hala düzelmediğini, yakın zamanda da düzelme ihtimalinin olmadığını, koronanın da baş mesele olduğunu söyledi. Yani korona hayatımızda olduğu sürece ekonominin düzelmesi çok ama çok uzun zaman alacaktır. Öbür taraftan enflasyon belli bir noktaya gelene kadar da biz faiz arttırımına gitmeyeceğiz dedi. Yine bunun da piyasalar üzerinde etkileri oldu. Ve biliyorsunuz Amerikan hisse senetlerinde de ciddi satış baskısı oluşmaya başladı. Bunun temelinde teknoloji hisseleri yatıyor arkadaşlar. Çünkü pandemi soğumaya başlarsa teknoloji hisselerinde karlılık oranlarının düşeceği herkes görüyor. Nasdaq gibi, S&P gibi hisse senetlerinden çıkışlar başladı. Bunun da gelişmekte olan ülkelere etkisi var. Bizde de borsada satışlar var. Özellikle yabancıların çıkışlarını görüyoruz ve yurt dışına kaçışlarını görüyoruz. Dolayısıyla bu da yine dolar fiyatlarının yukarıya gitmesinde önemli bir etken. Bir başka hikaye, Berat Albayrak acaba kabinede tekrar yer mi verilecek? Hazine ve Maliye Bakanlığında tekrar isim mi geçecek? Söylemlerde yine doların yükselişini tetikliyor diyenler var. Ben buna çok fazla katılmıyorum arkadaşlar dediğim gibi temelinde uluslararası piyasalarda gelişmelerin olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerikan hazine tahvillerinin faizlerinin yükselmesi çok önemli bir etken. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesinde öbür taraftan hem Almanya'dan hem de Amerika'dan büyüme haberleri geldi arkadaşlar. 4. çeyrek büyüme haberleri Amerika %4.1 gibi bir büyüme kaydetti. Almanya'da da yine küçük bir büyüme söz konusuydu. Her ikisinin büyüğü olması olumlu bir gelişme. Ancak 4. çeyrekte zaten biz bu büyümeleri bekliyorduk. Bakalım pandemi ne olacak? Pandemi gerçekten aşıyla toparlayacak mı toparlamayacak mı esas görmemiz gereken bu. Eğer ki şu anda yaratılan hava gibi aşıyla birlikte pandemide düzelme olmazsa ya da beklenen hızda bir düzelme olmazsa bunun çok ciddi etkilerini ekonomide görmeye başlarız. Öbür taraftan zaten dünya ekonomisinin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğu da ortada. Nitekim Yellen Hazine Bakanı Yellen Amerika'da şunu söylüyor arkadaşlar. Bakın her şey önemlidir diyor. Teşvikler önemlidir, para vermek önemlidir, hibe vermek önemlidir. Ancak ekonomiyi gerçek anlamda toparlamak istiyorsak önceliğimiz aşı olacak. Aşı bu işin en temel meselesi diyor. Bakalım onun söylediği gibi aşılar gerçekten dünyadaki bu belayı bizi kurtaracak mı bu beladan yoksa bu bela devam edecek mi ve dolayısıyla da sıkıntılar büyümeye devam edecek mi? Yine aşı ile ilgili yine Yine aşı ile ilgili bir başka gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. AB ülkeleri de salgınla aşı ile ilgili bir araya geldiler. Kısıtlamalarla ilgili ne yapalım bundan sonra diye bir araya geldiler. Ve Mart ayı itibariyle kısıtlamaları yumuşatma kararı aldılar. Bu önemli bir haber. Ancak aynı zamanda aşı karnesi aşı pasaportu meselesinde konuşuyorlar. Yani Türkiye için çok da iyi bir haber mi? Ayrı bir tartışma konusu. Arkadaşlar şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'den önemli haberler var. Tabii en önemli haber doların yükseliyor olması. Biraz önce de söyledik. Bu yükseliş devam edecek mi? Edecek arkadaşlar. Bu işin uçarı kaçarı yok. Daha önce de söyledim sizlere. Önce 7.40-50 aralığı dedik. Sonrasında 7.80'e gider. Bir sonraki aşamada da geldiği nokta olan 8.50 seviyesine gider. Şunu sorabilirsiniz. Ya bu kadar yüksek faiz varken dolar niye yükselsin? Bu kadar faiz olmasına rağmen yükselecek zaten en büyük riskim bu olduğunu ısrarla söylüyordum sizlere. Faizleri yukarıya çektiniz enflasyonu düşüremediniz daha sonrasında da kuru tutamayacaksınız hem yüksek faiz hem yüksek kur hem de yüksek enflasyon ortamına bir yandan da yüksek işsizlik ortamına gireceksiniz. Bu derin bir ekonomik buhran diye ısrarlı bir şekilde söylüyorduk ama kimse dinlemedi. Bakın doları baskılamak için 128 milyar doları harcadılar. 40 milyar liralık ihtiyat akçesini harcadılar. Bütçeye 130 milyar liralık açık sağladılar. Aynı zamanda 130 milyar liralık bir faiz giderimiz oldu keza bu seneye döndüğümüzde 300 350 milyar lira arasında bir bütçe açığı muhtemelen karşımıza çıkacak. Aynı zamanda 250 milyara yakın bir faiz giderimiz olacak. Niçin? Sadece doları baskılamak için işe yaradı mı? Yaramadı arkadaşlar. Ve biz hala aynı şarkıyı söyleyerek bu işin içinden çıkabileceğimizi sanıyoruz ama çıkamayacağız arkadaşlar. Aksine biraz önce de söylediğim gibi yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek faiz ve yüksek kur ortamına emin adımlarla ilerliyoruz ve dolayısıyla bütün bu kırılganlıklar.

Türkiye'de hem bir ekonomik riski, ekonomik krizi aynı zamanda büyük bir finansal krizi işaret ediyor. Ha şunu da unutmayalım, bir yığın batık kredi de var arkadaşlar ve gelecek olası batık kredilerde var. Bu olası batık kredilerde finansal krizin daha da derinleşmesini işaret edecek gibi görünüyor. Peki bu koşullarda nereye bakarız biz? Yani olası bir finansal kriz olması durumunda nasıl engelleriz bunu? Elbette merkez Bankası rezervleriyle ancak merkez bankası rezervleri kendisine bile yetmiyor şu an itibariyle biliyorsunuz eksi 50 milyar dolar seviyesine çoktan gelmiş durumda. Ancak resmi verilerin bize açıkladığına göre 53.7 milyar dolarlık bir brüt döviz rezervimiz var, 94 milyar dolarlık da toplam rezervimiz var diyorlar. Şimdi bakıyorsunuz. Brüt döviz rezervleri sıvaplarla dengeleniyor. Öbür taraftan altın rezervlerimiz var. En azından onunla kurtarıyoruz diyorduk. Altın rezervleri de hızla tüketilmeye devam ediyor. Nitekim arkadaşlar bakın Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 568 milyon dolar azalmış durumda. Altın rezervi yani Merkez Bankası'nın içerisinde yer alan altın rezervi de 1 milyar 712 milyon dolar erimiş durumda. Yani altın daha da fazla erimiş brüt rezervler içerisinde bu büyük bir sıkıntı bunu özellikle belirtelim. Altın kaynağımızı da tükettikten sonra artık atacak hiçbir kurşunumuz kalmayacak. Hiçbir cephanemiz kalmayacak ve bu bizi işin içinden çıkılamaz bir hale sokacak. Dolayısıyla yer öbür gün yaşanacak cari açık sıkıntısında ihracatçıya yapılması gereken ödemelerde kısa vadeli dış borç ödemelerinde Merkez Bankası ne yazık ki işin içinden çıkamayacak. Bir başka konu arkadaşlar banka mevduatlarında artış bekliyorduk değil mi? Dolar düşünce herkes dolardan vazgeçecekti. Türk lirasına dönecekti ve bankaya TL mevduatına yönelecekti. Tablo öyle mi? Hayır değil. Banka mevduatları da 13.8 milyar lira oranında azalmış durumda. Dolayısıyla arkadaşlar işler her geçen gün biraz daha sarpa sarmaya devam ediyor. İşsizlik işsizlik diyoruz. İşsizliğin de ama yapma kızım Yapma kızım. Hayır. İşsizlik işsizlik diyoruz. İşsizliğin de her geçen gün arttığını görüyoruz arkadaşlar. Hele ki kısa çalışma ödeneği. Hele ki yapma kızım. İşsizlik işsizlik diyoruz arkadaşlar. İşsizlik rakamlarının gerçekçi olmadığını da söylüyoruz zaten. %30'ların üzerinde işsizlik Türkiye'nin gerçeği ama TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre %12.9'luk bir işsizlik var. Bir yandan istihdam düşüyor öbür taraftan işsizlik düşüyor anlaşılır gibi değil. Neyse arkadaşlar şimdi gelelim asıl meseleye. Şimdi genişletilmiş işsizlik o bu falan konuşmayacağım. Esnaf büyük darda biliyorsunuz. Kobiler büyük darda. Çiftçi büyük darda. Ancak hiçbiri iflas edemiyor, işçi çıkartamıyor çünkü yasak. Özellikle kısa çalışma ödeneğiyle şu anda işi kurtarıyorlar. Yani işsizlik meselesini kurtarıyorlar. 31 Mart'a kadar son bir kez daha uzattık dediler ama son mu olacak yoksa devam edecek mi hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısa çalışma ödeneği kaldırıldığı gün itibariyle ne yazık ki Türkiye'de kitlesel işsizlik olacak. Evet çok yoğun bir işten çıkartma olacak ve işsizlik Türkiye'de patlayacak zaten büyük sorun da o zaman başlayacak. Bunu sadece ben söylemiyorum. Pek çok uzman kişi de bu konunun altını çiziyor. Çok da haksız değiller. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı zincir marketlerle ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle kredi ve tarım kooperatiflerinin açacağı marketlerle bu işin çözüleceğini söyledi. Ancak çözülmesi mümkün değil. O zincir marketlerden sadece bir tanesinin 30 bin falan şubesi var. Toplam şube sayılarına baktı zaman 50-60 bin lira ulaşılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar sokak aralarında her köşe başında bu kadar çok zincir market varken siz 500 tane 1000 tane kredi tarım kooperatifi marketiyle bu işi regüle edemezsiniz. Yapılması gereken şey bunların daha da fazla açılmasını engellemek. Hatta mümkünse önemli bir kısmını kapatmak, mahalle arasındaki esnafı kurtarabilmek için yeni istihdam alanları yaratabilmek için. Ancak görüyoruz ki marketler tüm hızıyla açılmaya devam edecek arkadaşlar. İddia odur ki 2027 yılına gelindiğinde 15 bin market daha açılacak sokak aralarında. Türkiye'nin her yerinde dolayısıyla nalburu terzisi tüm esnafı bakkalı hepsi işsiz kalacak işsizliğimize yeni işsizler katılmış olacak. Türk İş bir araştırma yaptı. Gıda enflasyonunun %20'yi geçtiğini söyledi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz üzerinde olduğunu söylüyorduk. Zaten 40-50 aralığında olduğunu söylüyorduk. Türk İş kendi araştırmasına göre yüzde %20'nin üzerinde bir gıda enflasyonu olduğunu söylüyor. Bir başka önemli veri hizmetler sektörünün üretici fiyatları ile ilgili. Orada da lik bir artış görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlar hızla artmaya devam ediyor. Arka arkaya zamlar ve vergilerle birlikte bu neyi getiriyor arkadaşlar? Hayat pahalılığını getiriyor ve yoksulluğu getiriyor. Yani siz doları baskılamak için bütün kaynaklarınızı tüketirken halkımız her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyor. Öbür taraftan bütün kaynaklar 3-5 tane ballı kaymaklığın cebine aktarılırken ülkenin geneli çok büyük bir kısmı fakirleşmeye, her geçen gün biraz daha sıkıntısıyla uğraşmaya devam ediyor. Bakın, uluslararası gelişmelerle ilgili bir örnek daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Amerika Türkiye arasındaki en büyük gerilim noktası nedir? S-400 meselesi Hulusi Akar bugün Amerika'ya bir mektup gönderildiğini ancak bir cevap gelmediğini, bir noktada mutlaka uzlaşmamız gerektiğini, S-400'ü öyle ya da Türkiye öyle ya da böyle Türkiye'nin kullanması gerektiğini ifade etti. Ancak Amerika'dan böyle bir yaklaşım olur mu sorusunun cevabı kesin ve net. Hayır arkadaşlar. Ne Biden ne de Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ile S-400 konusunda pazarlık yapma niyetinde değiller. Çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. S-400'leri geri iade edeceksiniz. Rusya ile ilişkilerinizi soğutacaksınız. Ondan sonra Amerika ile masaya oturacaksınız. Ha, bu arada NATO ile de ilişkilerinizi ve Birleşmiş Milletlerle de ilişkilerinizi toparlayacaksınız diyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar işler karışık. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Hiç uzatmadan lafı hemen doları adım adım hedeflerimizi söyleyelim istiyorum. 7.41 seviyesinde ilk hedefi 7.80 olacaktır. Sonrasında geldiği yer 8.50'ye gidecektir ve ondan sonrası Allah kerim. Muhtemelen 2021 yılı içerisinde 12 liranın üzerinde bir dolar kuru göreceğiz. Sebebi gayet basit arkadaşlar. Ekranda gördüğümüz dolar kuru öyle ya da böyle piyasanın dolar kuruyla eşitlenecek ve 12 liranın üzerine çıkacak. Buna bağlı olarak Euro ve sterlinin de yükseldiğini göreceğiz. Nitekim şu anda Euro 8.99.20 seviyesinden işlem görüyor. 9'un hemen kıyısında bugün yarın 9'un üzerine atacaktır kendisini ve sonrasında da 10 liranın üzerine doğru yolculuğu başlayacaktır. Euro dolar paritesinde 1.22'nin üzerindeydi. 1.21'e çok hızlı bir şekilde gevşedi. Eğer ki bu düşüş bu hızla devam ederse ve 1.20 aşağıya doğru kırılırsa 1.08'e doğru giden bir parite görürüz. Eğer eğer ki tekrar 1.22'nin üzerine giderse ve orada kalıcı olmayı başarırsa da 1.25'in üzerine giden daha sonra 1.30'u zorlayan bir parite görürüz arkadaşlar. Altın olsuna baktığımızda 1746 seviyesini görüyoruz. Temel neden bir kez daha söylüyorum. 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin şu an itibariyle geçmiyor olması ancak bu geçmeyecek anlamına gelmiyor. Söylemler teşvik paketinin geçeceği yönde değişirse arkadaşlar bu da altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracaktır. Aynı zamanda tabii ki uluslararası risklerde yine altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıran bir başka gelişme olacaktır. Altının bu seviyeleri oldukça suni seviyeler bunu özellikle belirtelim. Brent petrolü yüksek seviyeleri de bence suni. Bunun temelinde iki şey yatıyor. Birincisi Amerika'ya bakıyorsunuz bir yandan stoklar artıyor doluyor bir yandan sondaj kulesi sayısı azalıyor. Yani üretim azalırken stoklar doluyor yani 2020'nin başındaki süreç gibi bir süreç yaşıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Yarın öbür gün stoklar patlayabilir. Daha da sıkıntıya girebilir. Aynı geçen yıl olduğu gibi negatif ortama düşebilir kontratlar ve hem Brent petrol hem de ham petrol çok hızlı bir şekilde 20 dolarlara doğru koşabilir. Aman ha, dikkatli olun diyorum. Özellikle petrol konusunda sizleri uyarmak istiyorum. Gümüş yine altına paralel hareketler yapıyor ancak... Altın nasıl yükseliyorsa gümüşte de yükseliş eğilimin hızlandığını göreceğiz. Önümüzdeki dönemde öbür tarafta gümüş çok daha agresif hareketler yapabilir. Game GameStop hareketleri de yapabilir. Aman ha orada da dikkatli olun diyelim ve bu videomuzu da böylece tamamlamış olalım. Evet arkadaşlar yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınıza paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın mutlu kalın dostlarım.